Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım, değerli teşkilat, mecliste çıkan esnafı eğitleyen, esnafı gezen ve Malatya'yı gerçekten her tarafını gezen, dolaşan, her tarafta esnafın sesini getiren, Malatya'nın sesini duyuyor. Bir arkadaşımız, bir milletvekilimiz. Özellikle de bu depremde sonra odalarımızın tamamen yıkıldığını, işte 25 odanın tamamen yerle bir olduğunu ve burayı da Sayın Belediye Başkanımız sağ olsunlar burayı Esnaf Sanatkar Camiası'na verdi. Ve ilk defa da bir milletvekilinin Esnaf ve Sanatkar Camiası'nı seçimlerden önce dahi ilk defa bir milletvekilini bizi ziyaret ettiğinde dolayı ben esnafım adına Sayın Vekilime çok teşekkür ediyorum. Yine milletvekillerimiz seçilene kadar milletvekilleri halkı dolaşılır ama seçildikten sonra da bir üst düzey toplantısı yapıyorlar bakanlarına beraber. Yani esnafı da katmazlar, milleti de katmazlar. Kendi başına ne yaptıklarını kimse bilmez. Onun için ben özellikle de geçen gün bir basında da söyledim. Kayıtsız şartsız egemenlik artık genel başkanları. Eskiden Mustafa Kemal Atatürk milletin demiş ama bugün genel başkanları. Genel başkanları kimi tutarsa milletvekili git ol dediği zaman o insanlar burada milletvekili. Çok milletvekili tanımadığımız, bilmediğimiz, görüşmediğimiz insanlar. Bugün Malatya'da söz sahibiler. Ondan dolayı da esnaf ve sanatkar camiasını ve Malatya'nın, ben Malatya bütün olarak kabul edeyim. Sadece bir bakırcılar çarşısını yapmakla Malatya'yı kaldıracak, ticareti ayağa kaldıracak anlayışında ben değilim. Buna hiç de inanmıyorum. Özellikle de bugün bakırcılar çarşısı kim empoze etti, kim getirdi, kim yaptı da bilmiyorum. Onun adını öyle koydular. Çünkü benim Malatya'da 15 tane bakırcım var. O da hazır satan bakırcılarımız var. Diğer tarafı demir doğrama, elektrik işte bunlar var, kellecilerimiz var. Her türlü esnafımız var. 255 tane var. Bunlar 295 değil. Öbürler de sanayide, kurdacılara dahi var bunlar içerisinde. Ama kim getirdi? Bunlar ne bizde sordular, ne bizde bir görüş aldılar. Burada kaç tane esnafımız var, ne yapılacak, ne yapın diyecek kimse sormadı. Biraz da ben Malatya'ya şunu bu gördüm. Dün Sayın Bakan gelmişti sağ olsun. Sahayı gezdirek dedik, sahayı anlatak, sahayı gördük. Ama Malatya halkı etrafını kapattılar, ettiler. Herkes yanaştı. Ben bir sorunumu söyleyeyim, ben sorunumu çözüm diyerek herkes kendi başına bireysel olarak yapmaya başladılar. Ama diğer tarafta da Malatya herkesle gurur duyuyor. Malatya sadece kendiyle gurur duymadığı bir Malatya gördüm. O da beni gerçekten çok üzdü. Sadece insanların buraya gelip de ya esnaf odaları ya da oda başkaları ne yapacak? Esnaf odaların elde bir şey yok. Sadece Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın ve bakanların bizde istediği üç şey var. Üye midir, değil midir, kaydı var mı yok mu, yeri yıkılmış mı, yıkılmamış. Bunları liste halinde bize gönderin deyip biz de bunları kendilerine gönderip işte geçici olarak iş yerleri yapmaları, küçük küçük kulübeler yapmaları, şehrin dört tarafında yapmaları. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza da önermiştim. Bu camları, bu şeyleri, bu geçici iş yerlerini yapmadan eğer bu parayı harcarsak, doğru düzgün harcarsak kalıcı iş yerleri yaparız. Benim amacım en azından Sivas Caddesi'nde sıtma planına kadar getirip Malatya'yı bütün olarak ele almak, Malatya'yı ayağa kaldırmak, esnaf ayağa kaldırmazsan, insanların karnını doyuramazsanız mutlu edemezsiniz. Ama bugün insanlarımıza baktığım zaman halinde memnun, gerçekten memnun. Dün gördüğüm, ben kendi kendime bir Malatyalı olarak çok da yani ne bileyim böyle sıkıntıya da girdim. Çünkü Malatya yıkılmış, Malatya bitmiş, Malatya'nın her tarafı yoktur, daha enkazlarımız kalkmamış. Ama Malatya her şeyle, herkesle gurur duyduğunu, alkışlar çalındığını, koşa koşa insanların etrafında dolaştığı bir ortamla karşılaştık. Bu da bizi gerçekten üzdü. Beni gerçekten Esnaf Sanatkar Camiası adına olarak, bir Malatyalı olarak ben çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Diğer tarafta da belediyede vatandaşa gelin görüşeceğiz dediler. Yukarı çıktılar. Milletvekilleri, belediye başkanlarını bir sivil toplum örgütü olarak beni de içeri almadılar. Kendileri içeri kapıyı kapattılar ve üst düzey bir toplantı yaptılar. Toplantıda ne olduğunu, ne bittiğini görmedim ama kahkahaları dışarıya kadar geliydi bu insanların. İnşallah Malatya bundan sonra onların kahkahalarıyla, onların şeyiyle, hatta vekiller gezerken bana da duyururlar.
Ya milletin teveccühüne bakın. Çok güzel bir teveccüh var. Millet bizimle teveccüh içerisinde. Milletin bize bakış açısı farklı diyerek. İnşallah olur dedim. Bundan sonra da Esnaf Sanatkar Camiası'nın yapacağı bir şey de yok. Yani biz cami olarak yapacağımız. Çünkü biz esnafımızda deprem bölgesi olduğumuz için biz bunu önerdik. Ne giriş parası, ne aidat parası, hiçbir şey almadan buradaki genel sekreter, bu da 25 tane genel sekreterin parasını arkadaşlar, oda başkanları aramızda yapabildiğimiz kadar insanların geçimini sağlamak için elimize geldiği kadar onlarla mücadele ediyor. Çünkü o insanlar bizim yanımızda, bize bel bağlamışlar, burada çalışırlar. Bunların ekmeğini vermek bizim boynumuzun borcu, en az da karınca karınca. Onun için Sayın Vekilim, biz Malatya'yı bir bütün olarak ele almanızı, en az da bunu dile getirmenizi, sadece bir bakır içerisi bir mantar gibi ortada yapıp diğer tarafta bırakmanız. Şimdi yani mali idareler seçimi var, doğrudur seçim ya da siyasilerin sermayesi seçimdir, insandır ama insanlara sadece seçim zamanı bakmamak lazım. Malatya seçim zamanı, seçim gözüyle bakmamak lazım. Onun için siz bunları her zaman dile getirdiğinizi biz iyi biliyoruz, takip ediyoruz sizleri. İnşallah bundan sonra da Malatya'nın sesi olursunuz, Malatya'nın sesini dile getirirsiniz. Ben bundan dolayı, ziyaretinizde dolayı bütün oda başkanlarım adına, şahsım adına bütün heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Maraş'ı ben gezdim. Maraş böyle değil. Hatay biraz bizim gibi hafif bir şey var. Ama Malatya tamamen yıkılmış. Malatya'nın ilçeleri, köyleri, beldeleri, ya mahalleleri tamamen yıkılmış. Malatya'da bugün 15-20 bin tane esnaf yerle bir olmuş. Bunu biz Cumhurbaşkanımıza da önerdik, Sayın Vekilim söyledi. Bu devletin girdilerine en az bir yıl alınmasın, bunlar silinsin. Bunlar da hiç alma, ötelemeyle, benim işim yok, gücüm yok, evim yok, farkım yok, elektriğim yok. Ben nasıl kalkacağım da ben bunu ötelemeyle diyeceğim. Çünkü iş yok. İş yerim yok, arabam yok, hiçbir şeyim yok, işim de yok. Ötelemeyle bu işler olmayacağını, özellikle de bunu yukarıda bütün milletvekillerine ben bir çağrı yapmıştım bu seçimden önce. Bütün milletvekilleri ve siyasi partilerin hepsi birbirine ayırtmadan bir oturun, Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracak diye bir ortak akıl yapın dedik ama yapmadılar. Sağ olsun herkes seçildi, gittiler. İşte bakanlar geldiği zaman fotoğrafa girmek için hepsi buradalar. Millet de alkışlıyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diye şak şakla şeyle gönderdik, gittiler. İnşallah Malatya düzelir. Ama ben bu gidişle Malatya'nın düzeleceğini ben tahmin etmiyorum. Bütün Malatya esnafında seslerim, bu çok zor bir iş. Burada herkesler tırnağı olan başını kaşıyacak. Geçen gün Sayın Bakan'ın orada bir açıklaması vardı. Siz oradaydınız değil mi? Herkes kendi işini yerini yapsın dediği zaman Malatya'yı tamamen bitirmek noktasına geldi. Malatya'yı nasıl herkes önüne gelen bir arsası olan yer hemen kendi kafasına göre bir yer mi yapacak, yoksa bir planlama gidecek, Malatya 100 yıllık bir asra hazırlanacak mı, hazırlanmayacak mı? O büyük bir endişe vereceğiydi. Ama bakanlar da suçu yok. Bakanlar bu tweet'te de baktı. Malatya'nın yüzü gülüyor, Malatya çok umutlu diyerek Sayın Bakan'ın tweet'lerini de okudum. Gerçekte dünkü manzaraya baktığı zaman ben Sayın Bakan'a hak veriyorum. Gerçekte millet aynısını yaptı. Bakan da gördüğünü yazdı. Şimdi daha bakanımız yeni geldi. Daha hiçbir şey yapmamış ama hepimiz gurur duyduk. Hepimiz şak şak yaptık. Ama ben esnafa şurada seslenim. Yani Esnaf Sanatkar Camiası'nın yapacağı bir şey yok. Maddi gücümüz yok. Size güç verelim, destek verelim. Biz ancak geldiği kadar siyasilere, cumhurbaşkanına, bakanlara anlatma fırsatı bulduk ama o da Allah'a şükürler olsun, vatandaş onu anlatmamıza da fırsat vermiyor. Ama yukarı belediye falan toplantıya gittikleri zaman üst düzey toplantı yapıp ne ticaret odasını, ne esnaf odasını, ne başka bir hiçbir sivil toplumunu almadan Malatya'yı kendiler ölçtüler, biçtiler, ne yaptıklarını bilmiyoruz. İnşallah iyisini yaparlar ama ben açık söyleyeyim, benim pek fazla umudum yoktur. Herkes kendi çaresine bakacak bu işte. Yani faizin faizini alırlar. Hani faize karşı değil ama faizin faizi. ÖTV'nin bir de %18 KDV'sini koyuyorlar üzerine. %20. Yani %20 oldu değil mi? %20'nin üzerinde
KDV koyuyorlar. Hem ÖTV faiz hem de faizin faizini KDV koyarak. Şimdi bugün akaryakıta geldiği zaman köylüsünün, çiftçisinin, herkesin üzerine gelecek. Esnaf sanatkar camiasında en büyük sıkıntı fiyatların biraz istikrar olması. Yani memlekette bir kere şey yok, kontrol yok. Herkes kendi başına yapıp. Bir de benim önerim şu, bunu siz de dile getirirseniz şimdi onun torbasına baktığınız zaman 550-600'e, yarın 700 lira olacak. Ama buğdaya, arpaya baktığınız zaman işte Topraklı Muhasirler Ofisi alım yapmak biraz zorlaştı, alım yapamıyor. Ama tüccar 5000 liraya, 6000 liraya buğdayı almaya başladı. Devlet 9000 lira üzerinde tuttu. Ya devlet bunu alsın, un yapsın, fırıncılara versin ki biz de ekmeğe fazla fiyat vermeyelim. Şimdi bugün bir fırıncının yanında çalışanı, dün gittim yanında çalışan 1500-2000 lira istiyor. Bu ay başında ekmek 7,5 lira olacak, kimse kusura bakmasın. Yani bu insanlar sıkıntıdan dile getirilir. Bir kilo bulaya bekleyin, anlamayacak. Anlamayacak. Onun için yani devlette beklediğimiz en azında şu ortada kalan vatandaşın ekinde bu sene bol. Yani ekini o buğdayı alıp da un yapıp onu fırıncılara, ekmek yapanlara verirseler biraz daha nefes alır gibi oluruz. Eğer ki bunu yapmasalar yarın ben sana söyleyeyim İstanbul'da Ankara'da ekmeğin 10 lira olacağını, buralarda da olacağını 10 lira. Şimdi artık kiralar İstanbul'da da aynı fiyat, burada da aynı fiyat. Ev kiraları başına almış gitmiş, Malatya'da gitmiş, iş yerinde gitmiş. Yani milletin artık elinde geldiği kadar kim ne götürürse hesabını soran yok, kitabını soran yoktur. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle bu un meselesinin, yani bunu mecliste dile getirdiğim ki devlet, eğer ki devlet bu buğdayı alamayacaksa alın, devlet olarak alın 5 lira, 6 lira neyse artık tüccarın aldığı gibi alın, un yapın. İnsanlara un verin ya, fırınlara un verin. İnsanlar rahat etsin, vatandaş da rahat etsin. Başkanım ben tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Malatya herhalde ticaret açısından, esnaf açısından en çok zarar gören illerin başında geliyor. Bu maalesef Malatya'nın haklı serzenişiyle Türkiye'de ilk dönem çok duyulmadı ama şimdi yavaş yavaş artık insanlar da Malatya'nın durumunu görüyor. Burada tabii siz de biraz önce söylediğiniz gibi burada bu sesin duyulmamasının çeşitli sebepleri var. Yani burada sanki her şey güllük gülistanlık gibi gösterildi, hiçbir sorun yokmuş gibi gösterildi ama Malatya herkes şahit, görmeyenler bilmiyor. Ama Malatya'yı görenler de gördüklerinde adeta şok oluyorlar. Şehir merkezi yerle bir olmuş durumda. Buradan da en çok mağdur olan, en çok kişiye yıkılan, en çok yok olan kesim de esnafımız. Yani burada birkaç rakam var elimde. Herhalde Malatya'da bir elin parmağını geçmez. Doğru düz esnaf, özellikle ana çepe dediğimiz kent merkezinde neredeyse yok gibi. Geçtiğimiz günlerde odanın teskin Haziran'daki verilerine göre son bir yılda Malatya'da 3522 iş yerinin kapandığı gözüküyor. Bu tabi kaydını alınanlar değil, tamamen kapatanlar. Çünkü kaydını iş yeri kapalı, hala kaydı devam eden esnafımız da çok var. Devam eden esnafımız da çok var. Yine Türkiye'de ise 9867 esnaf kapanmış. 1 Ocak 30 Haziran arasında 69960 esnaf kepek kapatmış durumda. Sadece Haziran'da 9867, 1 Ocak'la 30 Haziran arasında 69960 esnaf kepek kapatmış durumda. Bu çok ciddi bir rakam. Malatya'da neredeyse iş yerlerinin, merkezdeki iş yerlerinin herhalde kepek açanı, iş yapanı çok sınırlı şekilde duruyor. Parmak sayısı. Evet. Yine ilginç bir rakam daha var. Geçen ilk 4 ayına göre bu yılın ilk 4 ayında Malatya'da işsizlik ödeneği başvurusu %89 artmış. 6019'dan 11384'e çıkmış durumda. Bir rakam daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Son bir yılda her 5 sigortalı çalışandan biri işini kaybetmiş. İşini kaybedenlerin sayısı toplam 24.352. Bunların 6.285'i kadın. Yani Malatya'da depremden dolayısıyla da çalışanlar da işlerini kaybetmeye devam etmiş durumda.
Burada tabii geçmiş deprem örnekleri var ki bu geçmişteki son 20 yıldaki depremlerin en büyüğü. Bak işte Van depremini hatırlıyoruz. İzmir depremini hatırlıyoruz. Yani Gölcük depremi çok saymasak o en büyük depremlerden birisi. Burada tabii bu depremin boyutuna göre de tedbirler almak şart. Örneğin işte bu geçtiğimiz günlerde hücumi sebep dediğimiz muhasebecilerin talebi vardı. O Kasım'a kadar ertelendi ama Van depreminde bu çok daha uzun süre ertelenmişti. Yine geçtiğimiz günlerde ticaret ve sanayi odasında da söyledim. Bu esnafın, tüccarın vergi borçları var, SGK prim borçları var. Bunlar da mutlaka ertelenmeli. Yani böyle bir yıl falan yetmez. En az bunun 5 yıla yayılması lazım. Çünkü 5 yılda bile burada hayatın normalleşeceğini söylemek çok mümkün gözükmüyor. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi bir Malatya yok olmuş durumda. Bu şehir hepimizin şehri. Yani ben gittiğim her yerde söylüyorum, bir Malatya milletvekili olarak, bir parti olarak değil, bir Malatya'nın da yetişmiş, Malatya'da yarın doğmuş, yarın yaşamını burada sonlandıracak ya da Allah ömür verdiği sürece burada yaşayacak biriyim. Ben Malatya'yı aşkla seviyorum. Yani ben Malatya'da hangi siyasi parti olursa olsun herkesle ilişkim var, herkesi çok seviyorum. Dolayısıyla buranın ayağa kaldırılırken de, inşa edilirken de herkesin görüşünün alınması lazım. Bu siyasetçi olur, bu odalar olur, sendikalar olur, meslek örgütleri olur. Şimdi siz bir esnaf odasının sorunun esnaf odası başkanını daha iyi kimse bilemez. Yani çünkü her gün içindesiniz, hala bu işlere devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu yapılanma yapılırken mutlaka sizin görüşünüz alınmalı. Hatta görüşünüzden öte bir orada görüşleriniz öne çıkarılmalı ve sizin esnafın söylediklerine dikkate alınmalı. Süreç ben yaptık demek de olmuyor. Siz de hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde Malatya'da çok hatalar yapıldı. Örneğin hep aynı merkezlere, aynı yol üzerine, aynı güzergaha çeşitli kurumların getirilmesi Malatya'nın hem içine kapanmasına hem trafik sorununa yol açtı. İşte düşünün burada İnönü Caddesi'nden başlayın organizeye kadar gidip bütün kurumlar hep bu güzergahın önünde. Dolayısıyla mutlaka bu görüşler dikkate alınmalı. Şimdi bizim Malatya'da 20 bin esnafımızın olduğu gözüküyor. 20 bin esnafın ayakta kalan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Dolayısıyla esnafımıza bu mağduriyetlerini gidermek için en az bir yıl maddi destek sağlanmalı. Esnafımızın sigorta primlerini devlet karşılamalı. Esnafın bir yıl süreyle Bağkur primlerini de devlet karşılamalı. Çünkü artık Bağkur primi esnafın kaldırabileceği bir yük değil. Yani bu dönemde kaldırabileceği bir yük değil. Esnaf eskiden işte iş yeri vardı, evi vardı. Bir sabah kalktı ki ne iş yeri var ne evi var. Dolayısıyla bu konuda destek olmalı. Esnaf ve sanatkarların çekleri, ödemeleri en az bir yıl ertelenmeli. Depremde zarar gören esnaf kredi kefalet borçları silinmeli. Tabii biz bunları seçimden önce çok vaat ettik ama bunu da tekrar dinlendirmekte fayda var. Yine konteyner, size ifade ettiğiniz onunla ilgili sorun var. Konteynerin çok az bir bölüm faaliyette. Onların da fiziki şartlarının yeterli olmadığını görüyoruz. Yine Malatya, tabii Malatya deyince akla işte çarşı dediğimiz yer geliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çarşı inşa edilirken mutlaka hem sizlerin hem esnafın görüşü alınmalı. Ve bir bütün bir yapılanmaya sağlanmalı bu. Siz sadece bir bölgeyi, bir adayı yapılanır diğerlerine dikkat almazsanız bir bütüncül planda olmaz, bütüncül bir şey de ortaya çıkmaz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ta kanal boyundan sıtma kurana kadar, hatta temelliye kadar Malatya'nın bir bütün şekilde planlanması, insanların mağdur edilmemesi gerekiyor. Bu verilen iş yerleriyle ilgili hibelerin de çok yüksek olmadığı gözüküyor. Yani iş yerlerine 250 bin lira verecek. Bir iş yerinin 250 bin lira yapılması mümkün değil. Hele bugün inşaat maliyetleri 25 bin lira civarında olduğu, metrekare civarında olduğu bir iş yeri 100 metrekare bir iş yeri 2,5'a çıkıyor. Bunun 250 bin lirasını ben karşılayayım, kalanı sen karşıla demek de hakikaten doğru bir şey değil. Onu da ifade etmek istiyorum. Mutlaka sizlerin görüşü alınmalı, onu da söyleyeyim. Tekrar tabii Malatya ile ilgili
hep yapıcı olacağım. Yani hiç, buna hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Malatya'nın eğer çıkarı varsa, hangi siyasi partiden geliyorsa gelsin onu destekleyeceğim. Şimdi Plan Bütçe Komisyon üyesiyim değerli başkanım. Burada da Malatya'da ne varsa hepsini, çünkü Plan Bütçe Komisyonu önemli. Orada plan bütçe yapılırken, hem bakanlar geliyor, hem Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor. Onlara da dertlerimizi, sorunlarımızı duyuracağız. Hem tarımla ilgili, hem esnafla ilgili. Bu konuda Malatya'da ses olmaya devam edeceğim. Malatya hepimizin ortak şehri. Burada siyasi parti ayrımı yapmaksızın da siyasilerin nereye vermesi lazım? Ben burada sizin yanınızda ifade ediyorum. Ben bu uzatılan her yeri tutmaya da hazır olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü bu kentte, bu dönemde kendi siyasi partinin ya da kendi kişisel çıkarlarını düşünmek bu memlekete ihanet olur. Asla onu yapmayacağız. Malatya'yla hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hem odalarla, hem ticaret ve sanayi odasıyla, hem organizeyle, hem buradaki esnaflarımızla her türlü işbirliğine de hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi bir de bu gün